Biz burada Trabzon sahillerindeki katı atık kirliliğinin güncel durumunu belirlemek için bir çalışma gerçekleştirdik. Buna ilaveten de aslında geçirmiş olduğumuz COVID-19 pandemisinin de bu katı atık kirliliği üzerine ne tür bir etki bıraktığını da araştırmak istedik. Bunun için 3 tane istasyon belirledik. Trabzon sahillerinin doğusu, merkezi ve batısını temsil edecek şekilde. En yüksek bulduğumuz katı atık türü diğer çalışmalarla da benzerlik gösteriyor ki maalesef yine plastik. Plastikten sonra metal ve buna bağlı olarak tekstil türü katı atıklar çok fazla dikkat çekici olarak gözüktü. En yüksek yine verilere sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde rastladık. Üçüncü istasyonumuz insanların yoğun olarak kullandıkları, gezdikleri yani bir rekreasyon alanı Trabzon'da. Burada zaten çok göze çarpan bir kirlilik boyutu vardı ve çok aynı istasyonda dolgu oranı çok fazla, katı atık taşınımı çok fazla ve de insanlar da burayı bilinçsizce kullanınca bunların etkilerini bahar aylarında biz gördük. COVID-19'un etkileri de bariz bir şekilde belli. Yine maske, dezenfektan şişeleri, işte eldiven gibi bireysel tek kullanımlık katı atık türlerinde çok fazla bir şekilde rastladık. Trabzon'un doğusu olarak belirlediğimiz zaman aslında Değirmenlerin etkisi altında olan bölgeyi temsil ediyor. Biz her istasyonda 25 metrekare ile 100 metrekarelik bir alanı kendimize referans aldık. Merkez olarak belirlemiş olduğumuz istasyon Trabzon'da meydanın denizle buluştuğu Ganita diye adlandırdığımız alanı temsil ediyor. Doğu istasyonu ise yine Ayasofya Beşeli yürüyüş hattını içerisine alan istasyonu temsil ediyor. Evet, biz şu anda sadece kıyı kesiminde yani plaj kesiminde bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz ama maalesef bu katı atıklar bir şekilde rüzgar olsun, akıntı olsun, dalga etkisi olsun mutlaka denizle bir bütünleşiyor yani denize giriyor. Ve denize giren malzeme özellikle plastik yaklaşık 400 yılda, 450 yılda doğadan kaybolduğu düşünürse hiçbir şekilde kaybolmuyor diyebiliriz. Bunlar dolgu sahasında taşınan malzeme ile beraber de deniz tabanında da daha fazla çökelmeye maruz kalıyor. Burada balıkçılar balık tutmak için ağlarını attıkları zaman mesela ağlarında çöpten dolayı kaldıramadıklarını tespit ettiğimiz balıkçılar da mevcut. Yani bir şekilde zaten denizi etkiliyor. Ki zaten bizim bölgemizde özellikle denizdeki katı atık kirliliğinin yani çöpün ana kaynağını karasal taşınım temsil ediyor. Akçabat'taki çöpün bile mesela akıntı yönüne bağlı olarak taşındığını düşünürsek, yani Akçabat'taki çöp de buraya nereden geliyor? O da kendi akarsularıyla, dereleriyle, nehirleriyle kendi karasından taşınarak Akçabat'a geliyor. Ama o çöp orada kalmıyor. Trabzon'a da geliyor, Ofa'da gidiyor. Yani dediğim gibi akıntı yönü ve şiddetine bağlı olarak deniz ortamı içerisinde sürekli karşılaşıyoruz. Maalesef karasal malzemelerle beraber denizlerimizi doldurarak zaten bir miktar kirli olan denizlerimizi daha da çok kirletiyoruz. Kirliliği artırmış oluyoruz.